Güneşli bir Ankara sabahından hepinize merhaba gezegen halkı. Biliyorsun şu an bu videoyu ders çalışırken izliyorsan uzay boşluğuna fırlatılırsın. Bu uyarımı yaptıktan sonra konumuza geçiyorum. Bugün konumuz senin başlıktan da anlayacağın gibi erken kalkmak. Şimdi bununla ilgili bana gerçekten çok fazla soru geliyor. Hala geliyor. Yani aslında bununla ilgili çok fazla video çekmiştim öncesinde. 3-4 tane video var bununla ilgili kanalımda bulabilirsiniz. Ama yine de o videoları izleyenler de dahil olmak üzere, yani izlediklerini söyleyenler de dahil olmak üzere bana yine bununla hakkında sorular geliyor. İşte Kemal abi sabah 5'te nasıl kalkıyorsun? Sınav döneminde nasıl kalkmıştın? İşte kaç saat uyuyorsun günde ortalama? İşte bununla ilgili çok fazla soru geliyor ve ben de yine bu soruları cevapsız bırakmak istemedim ve hazır bu erken kalkma olayıyla ilgili beni motive eden yeni bir şey olduğundan dolayı sizinle bunları paylaşmak istedim. Şimdi öncelikle sınav dönemini ne yaptığımı kısaca bir özetleyeyim. Zaten diğer videolarımı izleyenler bunu aslında biliyorlar ama biz yine de özetleyelim ilk defa izleyenler için. Bizim bir zincirimiz vardı. Şöyle düşünün, 5 kişilik bir arkadaş grubu düşünün ve bu arkadaş grubunun sonunda da bir hoca düşünün. Bu 5 kişi bir zincire bağlı. Her sabah sırayla birbirlerini arıyorlar ve zincirin sonunda hoca var. Yani aradaki bir kişi birini aramadığında hoca aranmamış oluyor ve topluca ceza almış oluyoruz. Bu şekilde olduğu için hani topluca ceza aldığımız için hani birbirimize de baskı yaptığımız için o yüzden hani bir adrenalin oluşuyor sabahları. Zaten sabah erken kalkmak için aslında en önemli şey kendinize bir adrenalin oluşturmak. Yani size sabah böyle bir uyandıracak bir güç olması gerekiyor. Bu da nasıl olabilir? Belki bir arkadaşınızı arama sorumluluğu hissedebilirsiniz. Ya da işte böyle bizim gibi bir zincir yapabilirsiniz. Ya da ne bileyim. Yani değişik şeyler bulabilirsiniz. Kişiden kişiye bu çok değişen bir şey zaten. Hani kendinize göre özel bir şey de bulabilirsiniz. Ama demek istediğim şey şu. Bir sorumluluk olmadığında, yani bir başıboşluk olduğunda ki şu an çoğumuz başıboş bir durumdayız. Çünkü biliyorsun virüs var ve evden çıkamıyoruz. Full evdeyiz ve aslında sorumluluklarımız da yarı yarıya neredeyse düştü. Hatta belki daha fazla düştü. Bilemiyorum. Kişiden kişiye bu gene değişir. Ama bir şekilde bizim kendi kendimize bazı sorumluluklar yüklememiz gerekiyor. Mesela ben ne yapıyordum? İşte sabah 5'te öğrencilerime günaydın mesajı atıyordum ve size YouTube'dan günaydın mesajı yazmaya çalışıyordum. Tabii şimdi YouTube mesajından günaydın mesajı çok yazmıyorum ama onun da farklı bir nedeni var. Söyleyeceğim zaten onu da. Ama öğrencilerime mesela hala atmaya devam ediyorum. Yani ben uyandığımda beni motive eden şey saat 5'teki o mesajı atmaktı önceden. Ama fark ettim ki bu da artık beni çok etkilememeye başladı ve gitgide verimsiz günler geçirmeye başladım. Hatta belki bazı günler işte günaydın mesajını attıktan sonra uyuduğum günler oldu. Ve bu beni rahatsız etti. Ben de yeni bir çözüm üretmeye karar verdim. Ve bir öğrencimin bana işte Kemal abi sabahları ders çalışamıyorum, akşam belli bir vakitten sonra da ders çalışamamaya başladım gibi cümlelerinden sonra dedim ki acaba ben şöyle bir şey yapsam. Hem sabah hem de akşam 2 etüt şeklinde öğrencilerle birlikte canlı yayında onlarla birlikte ders çalışsam ve onlara eşlik etsem bu onları motive eder mi dedim ve yani amacıma da ulaştım gelen yorumlara göre, gelen tepkilere göre, geri dönüşlere göre. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Sabah 7 ile 9 arasında ve akşam 9 ile 11 arasında canlı yayında birlikte ders çalışıyoruz. Bu Study With Me videoları var ya, onların canlı yayınlarını yapıyoruz ve bu şekilde de hem ben sabah 7'de canlı yayınım olacağı için 5'te kalktığımda, 6'da kalktığımda canlı yayınım var moduna girip bir adrenalin oluşuyor. Ve ne çalışacağım, işte günü nasıl geçireceğimi falan belirlemeye çalışıyorum. Çünkü tabii ki her zaman 5'te kalkmak zor bir şey. Bazen 6'da kalkıyorsun, bazen işte 5.30'da kalkıyorsun ama hani geri yatmama olayı çok önemli. Çünkü o zaman dilimlerinde insan kendisiyle baş başa olduğu için yapması gereken çok önemli bir şey yoksa hani yenilebiliyor, anladın mı? Yani o ilk yarım saat çok önemli bence. İşte böyle bir canlı yayın olduğunda gerçekten beni çok motive ediyor. Ve 2 saat boyunca bu sürdüğünde zaten otomatikman uyanıyorsun. Yani kendini otomatikman güne hazırlamış oluyorsun ve günü verimli geçirmeye adapte etmiş oluyorsun. O yüzden bu benim için çok önemliydi. Bu arada bu canlı yayınları bu kanaldan yapmıyoruz. Kitapla Randevu diye bir kanal açtım. O kanaldan zaten linkini falan aşağı koyacağım. Oradan bulabilirsiniz. Hani zaten biz 6 gündür falan yapıyoruz bunu ve bayağı verimli geçiyor. Ve ayrıca yoklama falan da alıyoruz. Yani yayına katılanlarla ilgili. Ve ayrıca ödül ceza sistemimiz var. Ceza yok da ödül var. Mesela yayına 100 kişi katıldığı zaman her 100'ün katında birine kitap hediye ediyoruz. Veya işte bir hafta boyunca 2 canlı yayına da katılanlarla birlikte her pazar işte son etütten sonra yarım saatlik bir mini dizi izliyoruz mesela. Kendimize böyle ödüller koyuyoruz. Zaten Barış Özcan da anlatmıştı alışkanlıklarla ilgili, yeni alışkanlıklar edinmekle ilgili bir video çekmişti hatırlarsanız. İzlemediyseniz bence o videoyu da izleyin. İşte biz de aslında tatilde yeni bir alışkanlık edindik. Yani ben normalde sabah 7 ile 9 arasında uyanık olsam bile o kadar verimli geçiremezdim. Veya işte akşam 9'dan sonra çok fazla bir şey yapamazdım. Yani açardım, film izlerdim. Veya işte yapmam gereken çok önemli bir şey yoksa ne bileyim boş boş takılırdım telefonda falan. Yani çok fazla zamanı verimli geçiremiyordum o zaman dilimlerinde. Sabah ve akşam zaman dilimlerinde. Ama bunu yaptıktan sonra fark ettim ki günümün verimlilik puanı, yani 10 üzerinden ben kendime günün sonunda genelde verimlilik puanı vermeye çalışıyorum yatmadan önce. Yani normalde mesela 6 ise 7 ise 9'a çıktı, 10'a çıktı. Yani gerçekten 10'a çıktı olmadı tabii ki, abartıyorum ama gerçekten 2-3 puan rahat arttı verimlilik puanım ve bundan çok keyif alıyorum. Yani sizinle birlikte ders çalışmak, sizinle birlikte hani sadece sizi motive etmek de değil aslında, beni de motive etmiş oluyor. Sonuçta hani ben her ne kadar sınava hazırlanmıyor olsam da yapmam gereken şeyler oluyor. Kitap okumam gerekiyor vesaire. Bu benim hayatımı değiştireceğini düşünüyorum ben bunu sürekli yapmaya devam edersem. Mesela bunu 40 gün yaptıktan sonra ben o canlı yayınları yapmasam bile otomatik olarak o zaman dilimlerinde çalışmaya alışmış olacağım bence. Tabii ki canlı yayınları yapmaya devam edeceğim elimden geldiğince ama bu bence büyük bir şey arkadaşlar. Bence siz de buna eşlik edebilirsiniz. Yani sabahları mesela uyanamıyorsanız o etütlere katılmaya çalışıp, çünkü hani akşam beraber yatıyoruz canlı yayını bitirip sabah da beraber kalktığımız için aslında uyku düzenimiz de bir düzene girmiş oluyor. Ben mesela hatırlıyorum bu tatilin ilk günlerinde 5'te günaydın mesajı atacağım diye 2-3 gibi uykum geliyordu mesela ya 5'te günaydın mesajı atacağım zaten deyip 5'e kadar uyumuyordum. Sonra günaydın mesajını atıp yatıyordum. Sonra hani günlerim tamamen verimsiz ve heba olmaya başlamıştı. Heba olmaya başlamıştı. O yüzden bu benim için çok büyük bir fırsat oldu aslında. Kendi kendime oluşturmuş oldum. Güzel bir şey oldu. Hatta ben yaptıktan birkaç gün sonra Barış Özcan da bununla ilgili bir Study With Me videosu çekmişti. Hatta onda da çok hoşuma gitmişti. Gerçi aynı saate denk gelmiş. İzleyememiştim ama güzeldi yani bence. Ben verim aldığımızı düşünüyorum. Bana gelen tepkiler o yönde. Çünkü öğrencilerim için de mesela çok iyi oldu. Hani onlara için ayrı bir yoklama alıyorum ve onlara ceza da verebiliyorum. Sonuçta hepsini hani şahsen tanıdığım için ceza falan da verebiliyorsun. Güzel oluyor yani. Bence siz de böyle bir şey bulabilirsiniz. Hadi böyle bir şey bulamadın. Hani böyle bir motivasyon tamam seni kesmedi. Bu da senin için yeterli olmalı. Kendine seni böyle erken kaldıracak başka bir motivasyon bulman gerekiyor. Yani bir şekilde seni düzene sokacak bir şey bulman gerekiyor. Ben mesela bunu böyle canlı yayınlar yaparak çözdüm. Sen de başka türlü çözebilirsin. Yani herkesin hayatı kişiden kişiye değişiyor. Bunu çok kullanıyorum ama öyle. Yani bazımız mesela Study With Me videosunu izlemeyi çok saçma bulur. Ben mesela eskiden bunu çok saçma bulurdum. Ama fark ettim ki birileriyle birlikte bir şeyler yapınca, çünkü orada mesela arada hani beraber etkileşim halinde oluyoruz. İşte siz bir şeyler yazıyorsunuz, sohbet ediyoruz. Sonra etütler bittiğinde birazcık 10-15 dakika boş yapıyoruz. Mesela bazıları sırf o son 15 dakikadaki boş yapmak için o aşkla şekilde çalışıyor. Yani öyle yazıyorlar yani bana. Tabii ki ben içlerini bilemem ama yazdıkları için söylüyorum. Bu bence güzel bir şey. Yani birlikte bir şey yapmak, bir topluluk halinde bir amaç için bir araya gelmek bence çok güzel bir şey. Bunu devam ettirmeyi düşünüyorum elimden geldiğince. Hatta belki yıllar boyu devam ettiririz. Bu bir seri olur. Tabii ki aralara bir şey denk gelmedikçe. En azından günde bir kere yaparız bunu. Ben bunu herkese öneriyorum arkadaşlar. Yani herkese kendilerine bir şekilde onları motive edecek bir sistem kurmalarını istiyorum. İnşallah siz de kendinize böyle bir sistem kurabilirsiniz. Onun haricinde yani aslında çoğu şeyden bahsettim. Bu şeylerden, erken kalkma uyguladığım metotlardan falan, hani diğer videolarda da. O yüzden buralara çok girmeyeceğim. Videoları zaten kanalımdan bulabilirsiniz. İşte 5'te kalkmakla ilgili bir sürü video var. Çok fazla hani tekrar düşmek istemiyorum. Tekrar izleyenler için. Dediğim gibi lütfen kendinizi düzene sokacak, verimliliğinizi arttıracak alışkanlıklar edinin ve bu alışkanlıkları devam ettirin arkadaşlar. Bana sormak istediğiniz sorular varsa ya da işte Kemal abi bak şöyle yapabiliriz birlikte çok daha verimli olur dediğiniz şeyler varsa kesinlikle bekliyorum yoruma. Zaten yorumlara da cevap vermeye çalışıyorum ki etütlerden bir tanesinin bir bölümünde cevap vermek için full yorumlara ayırıyorum yani zamanımı. Ki hani sizinle de etkileşim halinde olabilelim diye. Çünkü bence bu da bir çalışmak oluyor. O zamanı verimli geçirmek oluyor. Sen oraya beni önemseyip yorum yazıyorsun ve ben de bazen zamanım olmadığı için cevap veremiyorum. Ve bu benim için gerçekten hayal kırıklığı olabiliyor kendime karşı. O yüzden bu da önemli. Yani yorumlarınızı artık bundan sonra mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağım. Tamam çok fazla uzattım biliyorum, özür dilerim. Bitiriyorum tamam. Kendinize çok iyi bakın gezegen halka. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle. Zamanın çoğunu evde geçir ama verimli geçir.